Evet, bu dersimizde kadim uygarlıklarda ya da eski uygarlıklarda bilim ve eski Yunan'da bilim üzerinde duracağız. İlk etapta bir eski uygarlıklara bir bakalım istiyorum. Bilimle ilgili ilk başlangıçlar. Daha önce de kısmen tartışmıştık. İnsanoğlunun yaşamını sürdürebilmesi için düzenliklerin farkına varıyor doğadaki. İşte güneşin günlük hareketi, bunu gözlüyor, güneş doğuya batıyor. Güneşin yıllık hareketleri bu mevsimleri oluşturuyor. Bu her iki hareket, ister günlük hareket, ister diyelim yıllık hareket, aynı zamanda insanoğlunun doğayla ilişkilerini de yönlendiriyor. Temel bir ritim sağlıyor. Örneğin hayvanların göç mevsimini, tarımı denetliyor. Bir süre sonra tarım devrimiyle, tarımın keşfiyle birlikte ekim, hasat, bunların dağıtımı gibi konuları da yönlendiriyor. Çünkü güneş veya güneşin gezegene olan uzaklıkları, işte çok sıcak olması, soğuk olması, yağmur olması, kar olması ve bu düzenli içinde olması insanlığın bir süre sonra bunu fark etmesine yol açıyor. Dolayısıyla bu düzenlilik bir süre sonra da bilimi doğuruyor. Ki bilimin ilk ortaya çıkışı yazının buluşundan daha önce bir parça da teknolojik gelişim de diyebiliriz buna. Özellikle tarım toplumu öncesi avcı toplayıcı toplum dediğimiz toplum türünde insanoğlu yaşamını sürdürmek için yiyeceğe ihtiyacı var, korunmaya ihtiyacı var, barınmaya ihtiyacı var. Mağaralar düşünürseniz mağaralar belki barınma ihtiyacını karşılıyor. Fakat her halükarda canlı olarak kalabilmeniz için yiyeceğe ihtiyacınız var. Bunun için de avlanmanız gerekiyor. Dolayısıyla avlanma süreci içinde de belli bilgilere ihtiyacınız var. Örneğin hayvanların özelliklerini bilmeniz gerekiyor veya bunları kaydetmeniz gerekiyor. Veya avlanabilmek için işte ok gibi bir takım av aletlerine ihtiyacınız var ki bu ekranda görüyorsunuz bunlardan birkaçı gözüküyor. Dolayısıyla yazılı tarih öncesi ya da prehistorik dönemde insanların yılın mevsimlerini, zamanlarını bilmeye ihtiyacı var, bu düzenliklere bilmeye ihtiyacı var. Aynı zamanda doğayı tanımlamaya ihtiyaçları var. Mesela bunlardan biri de tuzak diyelim. Tuzağı bilmeniz için yer çekimini en azından gözlemlemeniz gerekir. Ya da oku nasıl yapacağınız malzemeleri gözlemlemeniz lazım. Hatta tarihin bu dönemleri yerkürdeki malzemelerle ilişkili olarak da kurgulanmış. Modern dönemde örneğin taş çağı, diyelim bronz çağı gibi. Ki avcı toplayıcı dönemde mağara duvarlarına yapılan resimler ki bu Fransa'da özellikle çok var bu tip örnekler. Hayvanların özellikleri, biçimleri çok güzel resmedilmiş, kayıt altında tutulmuş. Bu bir bilgi. Hem sanat hem bilgi tabii bugünkü anlamıyla ama öncelikle ihtiyacını karşılamaya yönelik avcı toplayıcı toplumun ihtiyacını karşılamaya yönelik olduğu için de aynı zamanda bir bilgi. Hayvanın özelliklerinin bilgisi. Bu avcı toplayıcı toplumdan sonra en önemli teknolojik gelişim ya da devrim tarım devrimi. Yaklaşık 10 bin yıl önce başlıyor hayvanların evcilleştirmesiyle birlikte. Aynı zamanda son 10 bin yıl bizim jeolojik dönemlerde Halösen diye bildiğimiz bir dönem. Aynı zamanda bu dönem iklim değişimlerinin olduğu da bir dönem. Yani buzul çağından insanlık daha
ılıman, daha sıcak bir iklime geçiyor. Bu sıcak bir iklim aynı zamanda tarım yapmasına elverişli ortamları da doğuruyor. Dolayısıyla hayvanların bir kısmının evcilleştirilmesi, diyelim inek gibi evcilleştirilmesi veya işine yarayacak hayvanların, mesela kurt gibi eski Türk mitolojisinde ya da köpek gibi ya da kedi gibi. Kedinin tabii başlangıçta insana yarar olarak ne sağladığı bilinmemekle birlikte eski Mısır kültüründe de oldukça önemli bir yeri var. Dolayısıyla hayvanların evcilleştirilmesi, ki yavaş yavaş da doğal düzenin farkına varılmasıyla birlikte, yani güneşin hareketleri, günlük hareketler, mevsimler, artık bu bilginin yaşam için kullanılması. En temel ihtiyaç ne? İşte birincisi diyelim barınmaysa, ondan daha temel bir ihtiyaç yiyecek ya da gıda ihtiyacı. Bunun için de tarıma ihtiyacınız var. Tarım içinde, düzenli bir tarım içinde ihtiyacınız olan şey diyelim mevsimsel ilişkiler. Yağmur ne zaman yağacak, güneş ne zaman doğacak, ki bu nedenle de bu dış süreçler, dış jeofizik süreçler diyelim, yağmur, güneş yer ilişkisi, bir süre sonra bu ilişkiden yavaş yavaş yararlanmaya başlıyorsunuz. Tarımı daha iyi yapabilmek için, ki ilk uygarlıklar bu anlamda daha çok suya yakın uygarlıklar ya da büyük nehirlerin kenarlarında gelişen uygarlıklar olarak ortaya çıkmış. Örneğin Nil Nehri etrafında Mısır uygarlığı, bizim Dicle ve Fırat'ın oluşturduğu havzada işte Mezopotamya, Çin'de Sarı Irmak etrafında, Hindistan'da Ganj Nehri, işte İnkalarda ya da Latin Amerika'da işte büyük nehirler veya diyelim İtalya'da daha sonraki dönemlerle de olmakla birlikte Po Nehri ya da Avrupa'da gene aynı şekilde Tuna Nehri, kentleşmenin, yerleşik hayata geçmenin ana enstrümanları. Bizde de mesela gene Anadolu'da Kızılırmak ve Yeşilırmak etrafı. Çünkü su. Su tarımı yönlendiriyor. Tarımsal ürünü ortaya çıkmasına yol açıyor. Tabii doğanın düzeninin farkına varılması, suyun diyelim kullanımı, suyun belli alanlarda biriktirilmesi, ki Mezopotamya'da o tipten ilkel diyebileceğimiz baraj türü biriktirme şeyleri de var. Kanat diyorlar galiba onlara. O tip yapılar da var. Bu biriktirme, bu doğanın güçlerini bilme ve hakimiyet altına alma, bir süre sonra doğanın özelliklerini daha iyi kaydetmeye de yol açıyor. Örneğin Mezopotamya'da gene bu doğal süreçleri yönlendiren, doğal süreçleri yönlendiren en önemli faktör diyelim güneş ya da gezegensel ilişkiler, dünyanın hareketi. O zaman astronomi ilk bilim olarak ortaya çıkıyor. Astronominin ilk bilim olarak ortaya çıkması yerleşik toplumlarda bir rastlantı değil. Çünkü bir sürü şey göklerin ya da gökteki bir takım etkiler nedeniyle oluştuğu da bu süreçte gözleniyor. Dolayısıyla ilk bilim astronomik, ki Mezopotamya'da da böyledir, Çin'de de diyelim Mısır uygarlığında da, ki Mısır uygarlığında artı olarak gezegensel ilişkiden ya da göklerle ilişkiden en önemli şey güneşti. Ki Mısır'ın sıcaklığını düşünürseniz güneş orada belirleyici ana unsurlardan biri, ki Mısır'ın en büyük tanrılarından biri de Ra ya da güneş tanrısıdır bu arada. Dolayısıyla böyle bir göklere ilgi, gök bilgisine ya da astronomi ilgi artıyor. Bu bilgiyi toplayanlar başlangıçta yarı din adamı ya da yarı rahip, yarıda bilgin diyebileceğimiz, içinde hem bilimsel bilgiler içeren hem de bilim dışı bilgiler içeren şeyler de var. Örneğin astroloji gibi. Eğer gökler yeryüzündeki bir takım şeyleri yönlendiriyorsa,
ki tarımı yönlendiriyor. O zaman gökteki düzenlikler kadar düzensizlikler de o zaman olumsuzluklara işaret ediyor ya da nalet duruma işaret ediyor diyelim. Bu anlamda da göksel olaylardaki düzenlikler de her zaman kötülük olarak yorumlanmış. Örneğin normal güneş doğuya batıyor, güneş doğuya batıyor, doğuya batıyor. Bir gün güneş tutulması oluyor. Yani ekstrem bir durum, anormal bir durum. O zaman diyorlar ki biz naletlendik, biz cezalandırıldık. Benzer şekilde bir kuyruklu yıldızın geçmesi anormal bir durum. O da aynı şekilde bir yoruma neden oluyor. Dolayısıyla bu göksel ilişki hem naletleme ya da uğursuzluk anlamında hem de düzenlilik tarımsal bir takım ihtiyaçları karşılama bu bilgi işe yarıyor. Dediğim gibi bu bilgi başlangıçta rahipler ve yarı kral, rahip şeklinde insanlarda toplanıyor. Ve yavaş yavaş da bu bilgilere sahip olanlar yavaş yavaş diyelim kral, rahip veya kentin ana yönetiminde ya da yerleşmelerin ana yönetiminde etkili oluyorlar. Ve tarımsal üretimin artmasıyla birlikte bu bilgi daha değerli hale geliyor. İkinci önemli şey tabii doğa düzen dedik, düzensizlik dedik. Bazen düzensizliklerin bilgisi bir başka şeyi de ortaya çıkartıyor. Mesela matematik ya da onun bir dalı olan geometri. Özellikle Mısır coğrafyasında Nil Nehri tarımı ana yönlendiren unsur. Nil Nehri'nin taşmaları ki güneşin hareketiyle de ya da şeyle de ilişkili, yağmurlarla da ilişkili ya da göksel olaylarla da ilişkili, atmosferik olaylarla da ilişkili. Çok büyük bir şey olduğunda Nil Nehri taştığında bir şey oluyor. O Nil Nehri'nde tarım yapan tarlaların sınırları ortadan kalkıyor. Peki yeni sınırlar nasıl çizilecek ya da kimin ne kadar tarlası olduğu nasıl hesaplanacak? O zaman geometri çıkıyor ortaya. İlk geometrik bilgilerin Mısır'da ortaya çıkması da bu anlamda bir rastlantı değil, bir ihtiyaç, geometri, matematik. Benzer taşmalar şeylerde de oluyor. Mezopotamya'da da var. Örneğin Nil, Dicle ve Fırat Nehri belli dönemlerde taşıyor. Hatta bu bazen tufan olarak efsanelere ve dinlerde de bunun kayıtları var. Örneğin Nuh tufanı gibi. Tabii bu doğal diyelim taşmalar, suyla ilişkili şeyler bazen global olabiliyor. Küresel iklim değişimleri gibi bir özellikle son 10 bin yılda iklimin değişmesi nedeniyle şeylerin deniz seviyesinin yükselmesi nedeniyle de olabiliyor. Bu yönde bilimsel çalışmalar da var. Ama doğadaki bu hareketlilik, gerek atmosferik hareketlilik, gerekse gezegensel ortamın, güneşin özellikle dominant olduğu hareketlilik, iki bilimi, matematiği ya da geometriyi, onun bir dalı olan geometriyi ve astronomiyi daha ayrıntı incelenmesine yol açıyor ki bu dönemlerde bu bilgi var şeyde. Ki Mısır'da tarım dedik, tarımsal faaliyetler etken. Bu Mısır papiruslarından birinde ki tarım için zamanla insanlar şeyi de kullanıyor, hayvanları da kullanmaya başlıyor, öküz ya da diğer hayvanlar kullanılmaya başlıyor, tarımı daha kolay yapma. Bu da ilk alet yapımı anlamında şeylerden biri ki yavaş yavaş alet yapımı ya da teknoloji için metallerin eritilmesi ve kullanımı, tekerleğin geliştirilmesi, ulaşımla ilişkili şeyler, çömlek yapımı yani kile şekil verip o şekilden bir takım kapkacakların yapılması, benzer şekilde bu kapkacaklardan yararlanılması, benzer şekilde kile şekil verip kilde çivi yazısıyla yazıyı icadı. Ve daha sonra yavaş yavaş denizlere açılma, büyük kentleşmeyle birlikte büyük tapınaklar ve saraylarla birlikte inşaatların ortaya çıkışı, sonra standartlaşmalar, standart ağırlıklar ortaya çıkıyor ve özellikle de bizim Anadolu'da Likya'da paranın ortaya çıkışı değişim aracı olarak önemli.
Dolayısıyla Mezopotamya'da ve özellikle Mısır'daki gelişim bu. Biraz Çin uygarlığına bakarsak, Çin uygarlıkta bilimsel faaliyetlerin başlangıcı milattan önce 2500'lü yıllara kadar görülebiliyor. Zaman zaman Hindiçin denilen bir coğrafya var. Bu Sarıırmak civarında küçük devletler şeklinde başlangıçta görülüyor ki ilk insan kalıntıları ki Sinanthropus pekinensis deniyor bunlara, bu insan ilk insanlara. Çin uygarlığı özellikle kapalı bir uygarlık olarak niteleniyor fakat kuzeyde Türkler, doğuda da Hintlilerle yakın ilişki olduğu biliniyor. Mesela bu etkileşim sonucu Türklerin kullandığı 12 hayvanlı Türk takvimi benimseniyor. Takvim önemli, demin söyledik, zamanı belirleme ya da mevsimleri belirleme, yılları belirleme ki bu 12 hayvanlı Türk takviminde her yıla bir hayvan düşüyor. Her yılın bir hayvan özelliği var. O hayvanın özelliğinin o yılı dominant özelliği olduğu düşünülüyor. Çinliler özellikle demin dediğim gibi bürokratik bir uygarlık, düzenli kayıtlar alıyorlar ve gökleri gene aynı şekilde inceliyorlar. Ki daha sonraki dönemlerde işte ilk deprem ya da sismoskop da onlar tarafından icat ediliyor. Onun dışında Hint uygarlığından Çinliler matematiği alıyorlar. Matematik Hint uygarlığı ile ilgili. Hintlerin matematiğe karşı özel bir ilgisi var. Birazdan şey yapacağız. Aynı şekilde gene matbaa ve barut gibi buluşlar daha sonraki dönemlerde Çin'den batıya transfer ediliyor. Matbaa, barut ve kağıt. Çin'de kullanılan sayı sistemi 10 tabanlı bir sayı sistemi. Bu işlem yapmayı kolaylaştırmak için abaküs ve çarpım cetvelleri kullanıyorlar bunlar. Aritmetik ve cebir bilimine özel ilgileri var gene Çinlilerin. Çin astronomisine biraz baktığımızda dediğim gibi takvim çalışmaları burada var. Diğer uygarlıklar Güneş ve Ay'ı esas almasına karşın Çin uygarlığı yıldızları esas alan bir gezegen sistemine sahip. Ayrıca Çinlilerin koordinat sistemi eliptik bir düzlem yerine ekvator düzlemini benimsiyorlar. Yıldız astronomisine ağırlıklı. Bugün astrolojide de yani sahte bilimde de Çin astrolojisi diye bir takım şeyler de var. Belki rastlarsınız. Dolayısıyla gözlenebilen yıldızlar, kuyruklu yıldızlar, kutup yıldızı hakkında Çin uygarlığında oldukça ayrıntılı bilgiler var. Bu ayrıntılı bilgiler sonucu örneğin Galile'den çok daha önceleri güneş lekeleri konusunda gözlemler var. Meteorlar ve meteoritler, novalar ve süpernovalar hakkında kayıtlar da var Çin astronomisinde. Çin tıbbı Buna biraz bakarsak evren, doğa, insan arasında sıkı bir ilişkinin olduğunu düşünüyor. Evrenin sürekli bir oluşum içinde olduğunu düşünüyor ki bunu felsefeleştiren bir ikilem var. Yang ve Ying ya da iyilik ve kötülük, hastalık ve sağlık gibi bir ikilem içinde düşünülüyor bütün şey ve bunlar arasındaki denge sağlandığında hastalığın ortadan kalktığı düşünülüyor veya hastalığın bu dengenin bozulması sonucu ortaya çıktığı düşünülüyor. Bu nedenle de masaj ve akupunktur gibi yöntemlerle de bu dengenin sağlanmasına yönelik çabalar olarak düşünülebilir. Tam bir şey Yani sorabilir miyim? ha buyur. Yin ve yang şey kadın ve erkeği temsil etmiyor muydu yin O da kadını? öyle. O da doğru. Yani Yang zıtlıkları temsil ediyor. erkeği. Hem kadın Zıtlıklar. erkek, hem iyilik ve kötülük, hem hastalık ve sağlık gibi ikilemler var. Yani kötü iyi, hastalık sağlık gibi dualite ya Yani da sadece kadın ve erkek olarak düşünmüyoruz, zıtlık olarak düşünüyoruz yin ve yang. evet, doğrudur, doğrudur. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Çin tıbbı da genelde dediğim gibi bu dengenin bozulması durumundaki süreçlere müdahale süreci olarak da düşünebilir. Mesela masaj ya da akupunktur. Akupunktur
diyelim vücudun belli sinir uçlarına iğneler dokundurarak, bugün bazıları bilimsel olarak kabul ediyor akupunkturu, bazıları da sahte bilim olarak kabul ediyor ama bilimsel olarak yardımcı tıp, alternatif değil, yardımcı tıp olarak da kullanılıyor. Çünkü vücudun belli sinir uçlarındaki iğneler batırarak o sinir uçlarını diyelim yönlendirebiliyorlar. Bu tip bir Çin bilimi var. Dediğim gibi Çin biliminin özellikle günümüze kalan yapıları da var. İşte heykeller özellikle çok. Şimdi biraz da Hindistan'daki bilime bakarsak, Hintlilerin özellikle aritmetik, matematik, cebir gibi biraz soyut düşünme konusunda yetenekleri oldukça fazla. Ki bu Hintlerin aritmetik, cebir ve geometri eserleri İslam dünyasına da daha sonraki dönemde aktarılıyor. Daha sonra da Arapçadan Latince'ye de aktarılıyor bu bilgiler. Hintlerin evreni yer merkezli bir evren. Astronomiden söz eden metinlerde ay ve güneş hareketleri, tutulmalar, yer, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter gibi hareket, Satürn gibi hareketleri, güneş ve yerin uzaklıkları hakkında bilgiler var bu astronomi içinde. Dedik Çinlilerin, pardon Hintlilerin matematikle ilgili önemli bir yetenekleri var. Bugün bile modern dünyada özellikle programlama tamamen matematiğe dayandığı için matematik programlama, bilgisayar programlamadaki uzmanların çoğu Hintlilerden oluşur. Hint matematikçilerinden oluşur. Ve dünyanın çeşitli uygarlıklarında da bu bilindiği için diğer uluslar tarafından bundan yararlanılır. Örneğin Cambridge'de mesela matematik önemlidir. Hint matematikçiler ya da şeyler önemli bir etkiye sahiptir. Ki Hindistan'ın bir dönem İngiliz sömürgesi olduğunu da düşünürseniz bu tip ilişkilerle de farkına vardıkları bir şey. Hint tıbbı, Hint felsefesi ve kozmolojisiyle ilişkili iç içe geçmiş durumda ve Hintliler varlık evrenini daha çok evrenin küçük bir modeli ya da mikro evren olarak düşünülüyor. Doğadaki diğer varlıklar gibi yani toprak, su, hava, ateş ve eterden meydana geldiğini düşünüyorlar ve bunun içinde tıpla ilgili gelişen sistemler ortaya koyuyorlar. Bunlardan biri yoga okulu, sağlıklı olabilmek için beden disiplini yanında zihin disiplinini de şart koşuyor. Beden yapısının temelde kimyasal esaslara dayandığını ve bu esasların uyulması gerektiğini düşünüyorlar. Hint uygarlığındaki bilimsel uğraşlar bilim gelişiminde oldukça önemli etkilere sahipler. Aynı zamanda bu bilgiler tüccarlar, seyyahlar ve askerler yardımıyla gelişiyor ve diğer dünyanın çeşitli yerlerine aktarılıyor. Biraz Orta Asya'da veya Türklerde bilime bakarsak başlangıç bilimlerine. Orta Asya Türk tarihi M.Ö. 8000 yıllara hatta daha eskilere kadar gidiyor. Arkeologlar tarafından bugün de önemli kazılar yapılıyor. Hatta bunda Jirovskiler de arkeolojik çalışmalarla yeni şeylerin ortaya çıkmasını kullanıyor, çıkmasında katkı sağlıyor. Ve çeşitli çakmak taşından, taştan yapılmış silahlara rastlanıyor bu kazılarda. Ve buğday ve arpa yetiştiricine yönelik izler var. Daha sonra demirin kullanımı, özellikle metalürjik veya biçimlendirme, demire biçim verme anlamında önemli. Ve bakır ve kurşundan eşyalar yapılıyor. Alaşım olarak ilk bronzu kullananlardan biri de Türkler. Demirden sonra, hatta Türk mitolojisinde demir önemli. Ergenekon destanı mesela bir dağın eritilmesi ilişkili bir destan. Demirden sonra iklim koşullarının bozulması nedeniyle muhtemelen son 10 bin yılda iklim değişimlerinde Türkler çeşitli coğrafyalara göç ediyorlar. Bunlardan biri de bizim Anadolu'daki coğrafya.
Yani Doğu coğrafyası ki biz 1071'de toplu halde geliyoruz ama onun dışında da Türkler bu ne derler savaş teknolojisinde ustalıkları nedeniyle Bizans içinde de asker olarak yer alıyorlar. Yani çok daha önceleri de geldiğini iddia eden özellikle Hakkari bölgesinde yapılan arkeolojik çalışmalar Türklerin çok daha önceden 1071'den önce de Anadolu'ya geldiğini söylüyor. Böyle bilgiler de var. Türklerin evren mitolojisi ya da evrene bakışı, evreni tanımlayışı evreni kubbe şeklinde görüyorlar. Bu kubbe altın veya demirden bir kazıkla yani kutup yıldızı çevresinde muazzam bir hızla dönüyor. Burçlar ya da gezegenleri taşıdığı düşünen bu eliptik çark buna dik olarak yerleştirilmiş diye düşünülüyor. Gökteki düzen yeryüzüne de yansıyor. Kutup yıldızının tam altında yeryüzünün yöneticisi olan Hakan'ın oturduğu kent bulunuyor. Orduk adı verilen bu kentin planı da göksel düzeni yansıtıyor ki aynı şekilde kutup yıldızının çevresinde nasıl evren dönüyorsa, evren bütün bu sistemi kutup yıldızı içinde yapıyorsa dünyadaki işlerde hükümdarlar ya da hakanlar etrafında döndüğünü düşünülüyor ki Türklerin gök tanrı inancı da bir parça bununla ilişkili. Gök terimi hem gökyüzü anlamında hem tanrı anlamında hem mavi anlamındaki Türkçedeki turkuaz kelimesi Türk rengi ya da mavi olmasının bir nedeni de bu. Turkuaz mavinin bir rengi, gökyüzü rengi, aynı zamanda gök, tanrı, bütün bunlar mitolojik olarak birbiriyle ilişkili diye de düşünebiliriz. İlk yazılı anıt biliyorsunuz Göktürk Devleti tarafından Orhun yazıtları. Göktürkler demin söyledik 12 hayvanla Türk takvimini kullanıyorlar. Daha sonra bunu Çinliler de Türklerden alıyor. Burada her yıl bir hayvanla temsil ediliyor. Sıçan, öküz, kaplan, tavşan, ejder, yılan, at, koyun, maymun, tavuk, köpek ve domuz. 12 yıl süren bir devre var. Bu dönemde bu arada 10 dakikamız var. Bitirebilirsek bitiririz. Bitiremezsek bir ara verip tekrar gelebiliriz. 10 yıl süreli bir 12 yıl süreçli bir dönüşüm var bu Türk takviminde. Demin dediğim gibi her yıl her hayvanın özelliği o yılın dominant özelliği haline geliyor. Diyelim domuzların dominant özelliği neyse ya da köpeğin ya da koyunun, maymunun, atın gibi. Orta Asya'daki bir diğer Türk devleti Uygurlar alfabe de geliştiriyorlar. Arkeolojik kazılar sonucu M.Ö. 8. yüzyıla ait dini ve resmi belgeler, yıllık takvimler, binlerce kitap ele geçirilmiş. Tahtadan oyulmuş harfler, klişelere basılan eserler ki matbaanın biraz benzeri diye düşünebilirsiniz. Ki Uygurlarda büyük bir teknoloji olduğuna yönelik bilginin de işaretleri. Biraz resimlere bakarsak işte Orta Asya'daki bilimle ilgili sosyal hayatı yansıtması açısından örneğin bunlar var. Biraz Mısır'daki bilime bakarsak demin zaten bahsetmiştik onda. Milattan önce 2700 yıllarından itibaren matematik, özellikle geometri, astronomi ve tıp konusunda etkinliği var. Özellikle tıp ya da sağlık ya da mumyalama kimyasal süreci de geçirdiği için de önemli. İşte geometri hesabı dedik çünkü Nil'in taşma durumları, sınırların tekrar belirlenmesi, Güneş'in hareketlerine bakması da güneş bazlı bir takvimi de beraberinde getiriyor Mısırlılarda. Ki gün yıl 365 gün olarak kabul ediliyor ki günümüzdeki takvimde de aynı şey var biliyorsunuz. Günün 24 saate bölünmesi de gene Mısırlıların sağladığı bir şey. Biraz Mezopotamya'ya baktığımızda Mezopotamya Dicle ve Fırat Deltası üzerinde bir orta noktada Asya, Afrika ve Avrupa'nın orta noktasında kavşak bir bölgede. Demin dediğim gibi Dicle ve Fırat'ın verimliliği ya da suyu bu uygarlığın gelişiminde ana faktörlerden biri.
Burada gene çeşitli uygarlıklar, Sümerliler, Akatlılar, Babilliler o var. Ve bunlar alan ölçmeleri, su kanallarını organize etme ve matematik. Matematik burada ikinci defa bir başka amaçla da kullanıyor ki çivi yazılarında ya da kil tabletlerde de bu var. Hesap yapma ya da muhasebe ya da başka deyişle hesap tutma. Bu ne demek? Örneğin siz şey yapıyorsunuz, bir tarım yapıyorsunuz, düzenli bir tarım suyunuz var. Düzenli tarım yaptığınızda elinize fazladan artı ürün ortaya çıkıyor. Mesela bir ton buğdaya ihtiyacınız var fakat elinizde 8 ton buğday var. O zaman kalan 8 ton ne yapılacak? O zaman o bir depoda toplanıyor. Kıtlık günlerinde paylaştırmak için. Paylaştırmak için matematiği, muhasebeyi, hesabı bilmeniz gerekiyor. Bu nedenle muhasebe, ki Arapça hesap kelimesinden türetilmiştir. Muhasebe, hesap yapma, ki muhasebe bölümleri de bugün matematiksiz mümkün değil. Hesap yapma ve muhasebe de ilk bu coğrafyada muhtemelen ortaya çıkıyor. Bu para tabii daha sonra Anadolu'da ortaya çıkıyor ama değiş tokuş ama ağırlıklar, değiş tokuş için gene bir matematiğe ihtiyacınız var gibi süreçler var. Ki haritalamalarda da bu dönem var. Bu ekranda gördüğünüz harita ilk dünya haritası veya ilk bölgesel harita diye düşünebilirsiniz Mezopotamya ile ilgili. Burada çeşitli şeyler var. Bir kaya üzerine yapılmış bir harita. Gene dediğim gibi Mezopotamya astronomisi burada da var. Gene gün 12 saate, saat 60 dakika, dakika 60 saniye bölmüşler. Haftada 7 gün kabul edilmiş Mezopotamya'da. 7 günlük hafta Romalılar vasıtası Avrupa'ya, oradan da diğer dünyaya yayılmış. 60 tabanlı bir rakam sistemi var burada. Şey olarak ki rakamlarla 4 işlem, kare ve karekök almayı biliyorlar. Cebir'in de kurucularından biri Mezopotamyalılar. Birinci, ikinci dereceli denklemle çözdükleri biliniyor. Bunun dışında geometri, analitik bir geometri. Ki Thales'in dik üçgenler kuramının genelde Mezopotamya kökenli olduğu da söyleniyor. Hatta Thales'in kökeninin Mezopotamyalı, atalarının kökeninin Mezopotamyalı olduğu da söyleniyor. Ki Thales eski Anadolu'lu bir filozof ya da doğa bilimci, bilim tarihinin kurucu babalarından diyelim, bilimin kurucu figürlerinden, ki çok gezdiğini, Mısır'a gittiğini biliyoruz. Muhtemelen Mezopotamya içindeki bilgilerden de farkında. Ki gene bu Mezopotamya'da daireyi 360'a bölen bir sistem de var. Şimdi biraz Anadolu'da bilime bakalım. Coğrafi konumu itibariyle bir köprü niteliğinde. Köprü lafı da çok doğru bir laf değil. Çünkü köprü sürekli herkesin geçtiği, konaklamadığı, geçici olarak kullandığı bir şey. Ben çok doğru bulmam ama işte çoğu literatürde böyle bir tabir var. Ama uygarlıkların geçiş alanı olması, farklı kültürlerin buraya bulunması, yerleşmesi, burada zihinsel veya teknolojik çeşitliliği de sağlıyor. Ki bu çeşitlilikle örneğin milattan 8000'li yıllara kadar gidilebilen bir uygarlık var Anadolu'da. Örneğin Akasya, Aksaray'lı civarındaki uygarlıklar var. Hitit, Urartu, Frig ve Likya uygarlıkları var. Hititlilerin Mezopotamya'dan aldıkları bir ağırlık ölçüleri var. Şekel ve mina şeklinde. Bakır ve tunçtan eşyalar yaptıkları biliniyor. Gene Hititlerin çivi yazısı, hieroglif yazı bu biliniyor. Van Gölü civarında gene Anadolu'da Urartu uygarlığına yönelik bir takım kalıntılar da mevcut. Anadolu'nun en önemli merkezleri Gordion, Midas olan Frigya uygarlığı. Bu Fenike alfabesinin de yayılmasına yol açıyor. Fenike alfabesi bugünkü Yunan alfabesinin de temelini oluşturuyor. Başlangıçta alfabelerde
simgeler var. Bugün internette kullandığımız emojiler gibi simgelerle anlatılıyor. Fakat bu Yunanlar, eski Yunanlar çok önemli bir şey yapıyor. Bu simgelerin arasına sesli harfleri de koyuyor. Yani B harfi var, C harfi var, D harfi var, F harfi var gibi ama A, E, I, Ö gibi harfi koyuyor. Çünkü sessiz harflerle okuma biraz daha zor, yorumlama zor ama sesli harfler araya koyduğunuzda, hatta denir ki eski Yunan'da, Anadolu biliminde bu süreç önemli bir etkiye sahiptir. Bu süreçle birlikte de Anadolu'daki gelişme, bilimsel gelişmede bunun da katkısı vardır. Yani metinlerin okunabilir halde olması, daha kolay okunabilir halde olması sesli harflere de borçlu. Eski Yunanca'nın farkı ya da nasıl diyelim, Fenike alfabesinden farkı bu. Likya uygarlığı biliyorsunuz parayı da icat eden kurumlardan biri. Paranın temel değişim aracı olarak kullanım süreçlerinden biri. Anadolu'da bunun yanında bakır kalay alaşımı, tunçtan eşyaların yapıldığını görüyoruz. Kiliminde kumalarını görüyoruz. Eski Yunanlarda bilim. Biraz ona değinelim. Eski Yunanlarda bilim ve farkı ne? Şimdi sistemli bir düşünce biçimi olarak bilim eski Yunan filozoflarıyla M.Ö. 600 yılında başlıyor. Tabii bu ne kadar eski Yunan filozofları demek doğru, o da biraz tartışılır. Çünkü bu bir Anadolu filozofları bunlar. İyonya'da, Anadolu'nun İyonya kentinde bir filozoflar var. Bunların en önemlilerinden biri Tales. İyonya bizim bugün Aydın iline bağlı Miletos bölgesi var. Bu Miletos'ta Tales ilk defa doğal süreçleri ya da gördüğümüz evrende ya da doğada gördüğümüz süreçleri doğal süreçler kanalıyla açıklamaya çalışıyor. Bu düşünce hayatında bugüne kadar ilk olan bir şey. Bugüne kadar Roma, bugüne kadar Mezopotamyalılar, Mısırlılar, Çinliler, Hintliler çok iyi gözlemler yaptılar. Bugün bilim diyebileceğimiz, içinden bilim olarak çıkartabileceğimiz düşünceleri vardı. Fakat hiçbir zaman sistemli olarak bunları bir bütün içinde açıklamadılar. Bunların nedenlerini Mısır'da Ra diye bağladılar, tanrılara bağladılar. Keza Çin'de de benzer şekilde. Ama ilk defa Thales şu soruyu sordu. Evreni oluşturan temel ham madde, öğe ya da Yunancasıyla arke nedir? Evren neden oluşmuştur? Ya da dünya neden oluşmuştur? Thales bunun cevabını su diye verdi. Ki Thales'in su dediği şeye diğer Anaximander, Anaximenes, Heraklitos, biri hava dedi, biri şey dedi, sonsuz dedi, biri toprak dedi, biri ateş dedi. Her biri ana öğe olarak onları gördü. Daha sonra bu Aristo biliminde birleştirildi ve diyelim dört element dediğimiz toprak, hava, su, ateş olarak evreni oluşturan ana ham madde olarak düşünüldü. Fakat problem şu, neden denir ki bu Anadolu'da, Türkiye'de, Miletos'ta ortaya çıktı da diyelim Mısır'da, Mezopotamya'da, Çin'de veya Hint'te ortaya çıkmadı. Bunun birkaç nedeni var. Birincisi Yunanlılar ya da bu Ege coğrafyası, ki Miletos kenti ilginç, Anadolu'lu insanlar var burada. Yunanlar daha sonra geliyor ve Yunanca hakim dil tabii dolayısıyla. Şimdi birincisi deniyor ki bu kent, Miletos kenti ya da İyonya bölgesi deniz, denize yakın. Denize yakın olduğu için diğer uygarlıklarla da etkileşim halinde. Örneğin Mısır'ı biliyorlar. Mısır'a gidiş gelişler var.
İkinci önemli özellik zengin bir ülke. Çünkü ekonomik olarak bir problemleri yok. Ekonomik olarak diyelim geçimlerini sağlıyorlar. Örneğin bugün de var aynen diyelim zeytincilik var ya da şey var yağ yapabiliyorlar. Doğal süreçleri kullanabiliyorlar. Hatta Thales'in bu coğrafya ile ilgili ya da bu dönemle ilgili Thales'e atfedilen çok biraz komik biraz da ibretli bir hikayesi de var. Bir gün Thales yolda yürürken çukuru göremiyor, düşüyor. Çukura düşme nedeni gökyüzünü seyretmesi, gökyüzüne bakması, gökyüzünü gözlemlemesi. Ve Thales'e diğer İyonyalılar ya da Miletoslular diyor ki ya sen önünü göremiyorsun, gökyüzüne niye bakıyorsun diyor. Senin gökyüzüne bakman bize bir ekonomik olarak hiçbir katkı sağlamıyor diye dalga geçiyorlar. Daha sonra denir ki Thales bunu bayağı bir problem edindi ve şöyle yaptı. Gökyüzünü gözledi, düzenlikler, düzensizliklere baktı ve bolluk olacağı dönemi kestirdi. Bolluk olacağı dönemde, yağmurların bol olduğu dönemde zeytinyağı makinalarını kiraladı. Bolluk olunca da bu zeytinyağı makinalarını, zeytinyağı yapma makinalarını sattı ya da kiraya verdi ve büyük para kazandı. Ve dedi ki ben istersem doğayı gözleyerek bundan ekonomik olarak katkı da sağlarım. Ama benim ana niyetim bu değil. Ben doğanın diyelim mekanizmasını çözmek istiyorum. Bu tip bir düşüncedeyim gibi bir yaklaşıma sahip olduğu da denir. Şimdi ikinci şey Yunanlarda ya da bu Anadolu coğrafyasında neden bilim gelişmediğine yönelik denir ki eski Yunan mitolojisindeki tanrılar daha çok kendi problemleriyle uğraşıyor. Temelde Zeus var. Zeus diğer tanrılarla savaşıyor, şey yapıyor, o onu kırıyor, o onunla şey yapıyor. Bunlar bir de üstte yaşadıkları için, gökyüzünde yaşadıkları için bu eski Yunan mitolojik tanrıları. Yeryüzü bunlar için aşağı bir tabaka, düşük bir tabaka ve insanlarla çok fazla muhatap olmuyorlar ve artı insanların davranışlarına da çok fazla karışmıyorlar çünkü kendi aralarında kavga ediyorlar sürekli. Bu anlamda baktığımızda da bu aslında İyonyalılar için ya da Miletoslular için bir fırsat oluyor. Yani çok fazla tanrılar ya da mitolojik tanrılar yeryüzü işlerine karışmıyor. Biz de yeryüzü işlerini kendi içinde yeryüzü modeliyle açıklayabiliriz diye bir düşünce geliştiriyor denir. Yunanlarda neden gelişti de diğer uygarlıklarda bilim gelişmediğinin temel nedeni olarak bunu ileri sürenler de vardır. Yavaş yavaş eski Yunanlarda Aristo dedim toprak, su, hava, ateşi birleştirip bir dört element modelini bilimine merkez kabul ediyor. Merkezde bir yer küre var, yer var ya da toprak var. Onun etrafında su ve hava var. En dış çevrede de ateş ya da güneş var. Güneş ya da ateş bazen yer içinden de çıkıyor. Dolayısıyla bu dört elementle yer küredeki bütün olayları, olguları açıklamaya yönelik bir girişimleri de var. Bu sadece yer küreyle ilişkili olgular değil, aynı zamanda insan bedenindeki katı kısım, su, hava ve ateş de bununla özdeşlenerek bir tıp da yapılıyor. Yani nedir? Örneğin insanın ateşi çıktığında hastalanıyor. Örneğin fazla su içtiğinde ölüyor veya hiç içmediğinde ölüyor. Tabii ayağı kırıldığında katı kısım hareket edemiyor gibi bir takım havaya ihtiyacı var nefes alması ölüyor gibi bir takım unsurlarla burada dört element aslında insan bedeninde tıbbı ya da düzenlilikleri ya da düzensizlikleri de açıklayan model olarak gözüküyor. Hatta deniyor ki doğadaki bu dört element dengesi bozulmuşsa hasta oluyor insan. Biz o dört element dengesini tekrar yerine getirirsek hastalıklardan korunabiliriz diyorlar. Ki bu dönemde sadece bu tip kavramsal ya da felsefi ya da bilimsel teorileşme yanında kurumsal yapılar da var. Bunlardan biri Platon'un akademisi, daha sonraki dönemde kurulan Aristoteles'in Lyceum isimli okulu, daha sonra muzeum ve kütüphaneler. Muzeum müzden geliyor. Müz ilham verici demek. İlham verici şeyler. Bugün müzeler de aynı şekilde de bir sanatsal şey de vardır.
Akademi, Newton'un kurduğu bir akademi, Newton'un felsefesine uygun olarak matematiği ya da geometriyi ön plana çıkartıyor ve geometrik şekiller, soyut şekiller, soyutlama ya da bugün platonik dediğimiz günlük dildeki terim de oradan geliyor muhtemelen. Yani daha içsel şeylere yöneliyor. Hatta ruhun daha dominant olduğunu, bedenin bir görünmüş olduğunu söylüyor. Platon. Fakat Aristo biraz daha doğa bilimci, bize daha yakın doğa bilimleriyle ilişkili. Aristo ama akademiden mezun, Platon'un akademisinden mezun, Platon'un öğrencisi. Platon öldüğü vakit akademi ne olacak diye tartışılırken en iyi öğrencilerinden biri diyelim Aristo, akademinin başına geçmesi düşünürken başka bir akrabası başa geçiyor akademinin. Bu nedenle Aristo'nun kızdığı ve Atina'yı terk ettiği söylenir. Terk ettiği yerde bizim Türkiye'ye geliyor. Çanakkale'nin Asos'unda belli bir dönem kalıyor. Hatta burada evlendiği söylenir. Çanakkale'de de galiba bir Aristo heykeli yapmışlar Asos'ta, o Aristo'ya ithafen. Daha sonra Karşıada'ya, Lesbos'a geçiyor. Lesbos'ta şeyleri var, deniz biyolojisiyle ilgili çalışmaları var. Dolayısıyla Aristo bu dönemdeki önemli figürlerden biri. Dedik müzeyum bu dönemdeki önemli kurumsal yapılardan biri. Bir diğer kurumsal yapı da diyelim şeyler, ne diyelim, kütüphaneler, ki bu dönemde iki önemli kütüphane var. Ki önemli kütüphanelerden bir tanesi İskenderiye Kütüphanesi, ikincisi bizim Bergama'da Pergamon Kütüphanesi. Burada kitaplar bizim bugünkü bildiğimiz gibi ciltli halde değil, rulolar halinde saklanıyor. Ve dönemin bütün klasik eserleri orada var. Fakat İskenderiye Kütüphanesi bir dönem yangın geçiriyor ya da ya Romalılar yakıyor ya da diyelim İslam döneminde yaktığı söyleniyor. Ama Romalılar döneminde yakıldığı da daha yaygın bir kanaat. Dolayısıyla İskenderiye Kütüphanesi'ndeki bazı eserler yok oluyor bu yangınla. Ama dönemin en önemli bilgi üretim merkezlerinden biri. Ki bu dönemde ileride belki biraz değiniriz. Özellikle Eratosthenes yerin çevresini belirleme yönündeki yöntem de geliştiriyor ki kendisi bu İskenderiye Kütüphanesi'nin müdürlerinden biri ya da ikinci müdür gibi. Ki bu dönemde yavaş yavaş yer merkezli evren modeli dominant halde, özellikle Helenik dönemde, ki bu özellikle biraz da Platon'dan da gelen bir şey. Dünyayı küre olarak, geometrik şekiller olarak ya da evreni geometrik şekiller olarak tasarlamak Platon'un da bir etkisi. Bilgi felsefesi açısından demin dediğim gibi Thales, Anaximandros, Anaximedes, Heraklitos gibi düşünceler arke ya da öğe, temel öğe nedir diye sorguluyorlar. Buna işte biri toprak, ateş, su diyor. Bu dönemki dediğim gibi doğal varlıklar ve olgular doğaüstü nedenlerle ya da mitolojik nedenlerle değil, doğa nedenleriyle açıklanıyor. Ki matematikte en önemli kişilerden biri Pythagoras. Ki Pythagoras'ın kötü tarafı her şeyi matematik olarak görüyor. Dünyayı matematik olarak görüyor. Reel dünyayla ilişkisi yok. Hatta bunun Pythagoras'ı takipçileri var ya da Pisagor okulunun şeyleri var, izleyicileri var. Bunlar biraz da mistik bir şekilde matematiğe aşırı önem yüklüyorlar. Bugün de var bu. Numeroloji denilen sayılar bilimi, sayılara özel anlamlar verip işte bugün benim uğurlu sayım 13, Ahmet'in 7 falan gibi sayılara özel anlamlar da veriyorlar. Bu anlamda kötü tarafı Pisagor'un, ama iyi tarafı matematiğe önem vermeleri matematiği de geliştiriyor. Bu anlamda önemli. Tıp bu dönemde önemli. Kos Adalı, ki bizim Bodrum'a yaklaşık bir saat mesafede, Hipokrat orada doğuyor ve Hipokrat tıbbını oluşturuyor. Bu Hipokrat tıbbın önemli. İlk defa tıpta doğal süreçlere hem müdahale etme
hem de doğal süreçlerin ya da hastalıkların doğal süreçlerle iyileştirmesine yönelik yaklaşımlar da geliştiriyor. Bu anlamda Hipokrat'ın önemi büyük. Daha sonra bizim gene Bergamalı Galen de bu dönemde önemli katkılar sağlıyor ileriki dönemlerde. Ama esas da tıbbı, Hipokrat tıbbı, bugün de Hipokrat yeminiyle de ortaya çıkmış bir tıp. Eski Yunanlılar teknikte çok iyi değiller mühendislikte. Çünkü teorik düşüncede çok iyiler, teori geliştirmede. Ama bunun dışında da ilk kent planlaması bu da Anadolu'da yapılıyor. Kent planlaması ile ilgili ilk kitaplar var burada. İlk çalışmalar var diyelim, kitap demeyelim. Ki Helenistik dönemde Makedonyalı Filip, ki bunun oğlu Büyük İskender, Makedonyalı Filip'in doktoru Ariston'un babası, doktor. Bu nedenle de Büyük İskender'in Aristo danışmanı oluyor ve dünyanın pek çok yerlerine Aristo gidiyor. Daha doğrusu fetihlerde yer alıyor. Bu fetihlerde gördüğü şeylerden de bilimsel gelişimine katkı sağlıyor Aristo. Bu anlamda da Büyük İskender'in Aristo ilişkisi, Aristo'yla ilişkisi önemli. Ki yavaş yavaş matematiksel olarak Öklit'in katkıları var. Arşimed'in biraz akışkan fiziği, biraz da mühendisliğe yönelik katkıları var. Biraz da Öklit'in matematiksel aksiyonları ya da teorileri, özellikle astronomide de önemli bir yere sahip. Ki bilgi felsefesi açısından bakıldığında Plotinos, Platon, Aristoteles bir yapıya sahip. Ki daha sonra bu bilgi Yahudi, Hristiyan ve İslam inançlarıyla birlikte birleştirilip bilgiye yönelik birlik, mutlak varlık şeklinde öğelere de dönüşecek. Matematik, Öklit'in Elementleri kitabında doruk noktasında. Burada tümden gelimsel bir takım yöntemler var. Yani bunun dışında da Pergeli Apollinos'un Konik Kesitleri kitabı, matematiğin ya da geometrinin ya da kısmen astronomiye uygulandığı haliyle de önemli kitaplardan biri. Gök merkezli evren kuramı var. Aristarkos'un ilk olarak ortaya koyduğu bir kitap ki Hiparkos yer merkezli evren modelini ortaya koyuyor. Demin dedik Arşimet statik ve hidrostatik fiziğin temelleri. Coğrafya terimini ilk kullanan Aristoteles, ilk coğrafya kitapları bu dönem var. Daha çok bu dönemde teknoloji eğlendirme amaçlı ya da mekanik aletler amaçlı kullanılıyor. Ki teknoloji-bilim ilişkisi modern dönemde olduğu gibi değil. Çünkü teknolojiye ihtiyaç yok. Yani mesela denir ki neden eski Yunan'da o kadar bilgi var, teorik bilgi var, neden motor icat edilmedi, neden otomobil icat edilmedi'nin sorusu şu. Çünkü icat edilmesine gerek yok. Çünkü bu dönemde zaten köleler, zaten atlar bu işleri görüyorlar. Teknik bu anlamda kötülenen de bir şey. Ya da kötü görülen de bir şey. Bu anlamda tekniğin kötü görülmesi, teorinin yüceltilmesi eski Yunan'ın en önemli özelliklerinden biri ki bir parça site devleti olmasının da bir nedeni bu. Çünkü site devletleri küçük devletler olduğu için büyük problemlerle uğraşmıyorlar. İleride göreceğiz Roma İmparatorluğu büyük bir uygarlık olduğu için tekniğe, teknolojiye, mühendisliğe ihtiyaç duyacak. Çünkü köprüler, barajlar, yeni seferler için teknik bilgilere ihtiyaç var. Ama eski Yunan'da böyle bir ihtiyaç yok çünkü köleler diyelim sizin yaptığınız her şeyi yapıyor. Hatta Aristo döneminde meşhur bir tartışma vardır. Denir ki tartışma şu, atların kaç adet dişi var? Biri der ki 10, 20, 5, 3, 2. Ama gene denir ki hiç kimsenin aklına şu gelmez. Atın ağzını açalım, içindeki dişleri sayalım, şu kadar dişi var diyelim. Niye gelmez? Çünkü atın bakımı, atın ağzını açma filozofun işi değil ya da vatandaşın işi değil, o kölenin işi.
Dolayısıyla kölenin yaptığı işler teknik olarak görülür ve çok fazla da dikkate alınmaz. Bu nedenle demin söylediğimiz soruya dönersek, neden çok iyi bir zihinsel yapı varken motor ya da otomobil gelişmedi? Çünkü ihtiyaç yoktu. Köleler aynı şeyi yapıyordu denir.